Yaşamımızda elbette düşünür, çabalar ve bunun sonucunda da başarırız. Ama bazı kişiler vardır ki onlar çok farklı açıdan bakarak geleceğe önemli ölçüde değerli başarılar bırakırlar. Bunları söylerken aklınızdan ünlü bilim adamları geçtiğini tahmin edebiliyorum. Ancak bugün sizlere Türkiye'nin Nikola Tesla'sı diyebileceğimiz bir kişi olan Nuri Demirağ'ı ele almak istedim. Günümüzde Nuri Demirağ'ı tanımıyor veya bilmiyor olsak da hatta bilen bazı kesimlerinin ise bildikleri maalesef kulaktan dolma bilgilerle sınırlı kalıyor. Ve daha da önemlisi yaptıklarıyla tanınıp tanıtılması gereken bu kişiye gerektiği değeri vermediğimizi düşünüyorum. Ancak bunu değiştirmek her zaman olduğu gibi bizim elimizde. Şimdi ise isterseniz Nuri Demirağ kimdir buna bakalım. Şu an yaşadığımız zamanda bile bizlere büyük yenilikler sunmuştur. Zihnimize bir profil çizmek içinse en derinden tanıtmaya başlayalım. Kendisi Sivas'ın Divriği kasabasında bundan tam 136 yıl önce yani 1886'da dünyaya gözlerini açmıştır. Daha 3 yaşındayken babası Mühürdarzade Ömer Bey vefat etmişti. Daha o seneden hayat ona acı bir yaşam başlatmıştı. Ama annesi Ayşe Hanım babasının görevini de üstlenerek Nuri Demirağ'ına hem anne hem de baba olarak bizlere bir mucit kazandırmıştır. Oturdukları yere yakın bir mektepte orta öğretimine devam etti. Öğretmenler tarafından başarısı görülünce kendi okulunda öğretmen yardımcısı olarak göreve alındı. Başarısını bir de 1903 tarihinde Ziraat Bankası'nın açtığı memurluk sınavına girerek denedi. Yaşı daha 17 olmasına rağmen sınavı kazanarak geleceğine güzel bir adım attı. Bir yıl içinde daha iyi bir şubede memuriyetini layığıyla devam ettirmiştir. Devlette memurluk yaptığı zamanlarda Erzurum'da kıtlığın yaşanması Demirağ'ın üzülmesine sebep oldu. Duruma hemen el atarak depolarda bırakılan buğday ve tahılların halkın halinden anlayacak şekilde uygun fiyatlarda sattı. Bu hareketinden sonra adına soruşturma açıldı ve aklandı. Üzücü durum sonrasında kendini kötü hissetse bile daha iyi olmak için hep çabaladı ve Maliye Bakanlığı sınavını kazanarak İstanbul'da maliye memuru oldu. Sadece memur olup bir işe bakmak istememişti. Ve bu yüzden maliyenin her kademesinde çalışarak kendisini geliştirmiştir. Maliye memurluğunu nezarette geçirmiştir. Başarısına başarı katmak isteyen Nuri Demirağ, geceleri maliye mektebinde gece derslerine katılıp yüksek öğretimini tamamlayarak kendisini maliye müfettişine yükseltti. Maliye müfettişliği yaptığı sıralarda 1. Dünya Savaşı sona ererek Mondros Mütakeresi imzalanır. Bunun sonucunda düşmanın türlü bahanelerle girdiği vatan toprağını ve kamu kurumlarını da kendi denetimi altına almıştır. Ancak düşman askerler bununla da kalmayıp saygısız bir tavırla şahsına hakaret sergilemeleri sonucu Demirağ hakaretlere dayanamayıp istifa eder. Nuri Demirağ'ın hayatı hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi ise isterseniz Türkiye'nin Nikola Tesla'sı olarak anılan Nuri Demirağ'ın başarılarına göz atalım. Başarılarını kısaca anlatmak gerekirse, belki de her gün bindiğiniz trenden içtiğiniz sigaraya, içtiğiniz sigaradan yine seyahat ettiğimiz uçaklara kadar bizlere bu konuda ilkleri yaşatmıştır. Aslında bugün Türkiye'yi Türkiye yapan insanı diyebiliriz. Ama yine de bu büyük başarılarını sizlere açıkça belirtmek istiyorum. Memuriyetten ayrıldığında bütün serveti sadece 56 altındı. Aklındakileri yapmak için altınları bozup paraya çevirdi. Paranın değeri olan 256 lirayla bir iş kurmayı kafasına koymuştur. Kuracağı iş konusunda kararsız kalır. Bir gün yolda yürürken gözüne yerde duran sigara kağıdı takılır. Sigaranın üzerindeki Yunan askerleri dikkatini çeker. O zamanlar kağıt üretimi işlerini gayrimüslimler yapmaktaydı. Maalesef ki o zamanlarda biz kağıt üretimini yapmıyorduk. Ta ki Nuri Demirağ işe el atana kadar. Demirağ işini bulmuştu. Eline hemen bir makine alarak sigara üretimine başladı. İlk sigaranın ismini hiç merak etmiş miydiniz? Nuri Demirağ'ın ilk sigaraya verdiği isim Türk Zaferi Sigara Kağıdı olmuştur. İşgal olan yerde bu isim dikkat çekmişti. Halk tarafından çok tutulmuştu. Ticaretle uğraşmasının yanında bir de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Maçka Şubesini yönetmekteydi. 3 yıl sonra Kurtuluş Savaşı'nın hemen sonrasında 256 lirayla başladığı ticarete 84 bin servetiyle ünlü bir iş adamı olmuştu. Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkenin gelişmesi için el birliğiyle bir şeylerin yapılması gerekiyordu. 1926'da Sivas-Samsun demiryolu yapımını üstlenen Fransa şirketinin işi bırakması sonucu Nuri Demirağ dişini tırnağına takarak hemen bir şeyler yapmayı düşündü. Kazandığı sermaye ile ülkesi için elinden geleni yapmak istiyordu. 7 kilometrelik kısım için ihaleye girdi ve düşük bir teklifle ihaleyi aldı. İşin geri kalan kısmı Nuri Demirağ'a verildi. Bu yaptıklarıyla kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk demiryolu müteahhiti olmuştu. Kardeşiyle birlikte el ele vererek Samsun-Erzurum, Sivas-Erzurum, Afyon-Dinar hattını yani 1012 kilometrelik demir yolunu bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladı.
Çok dağlık ve kayalık arazide balyozlarla dağları delerek tünel açmak zorunda kalmalarına rağmen işlerini zamanında tamamladılar. Ülkemiz için böylesine önemli bir işi başarmasından sonra 1934 yılında Atatürk tarafından kendisine ve kardeşi Abdurrahman Naci Bey'e Demirağ soyadını verdi. Belki de Demiroğlu kadar bir başka önemli girişimi ise uçak fabrikasıydı. 1936 yılında ordunun uçak ihtiyacı halktan ve zengin iş adamlarından toplanan bağışlarla karşılanmaktaydı. Kendisinden uçak satın almak için başlatılan bir bağış kampanyasına katılması istendiğinde "Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet teyyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu uçak fabrikasını yapmaya talibim" sözleriyle karşılık vermişti. Fabrikayı memlekete Divriği'de kurmayı planlamıştı. Ancak öncelikle İstanbul'da bir deneme atölyesi kurulacaktı. Bu amaçla Çekoslovak bir şirketle anlaştı. İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'nin yanında atölye binası inşa edildi. Deneme uçuşlarını yapabilmek için Yeşilköy'deki Elmas Paşa çiftliğini satın aldı ve üzerinde büyük bir uçuş sahası, hangarlar ve uçak tamiri atölyesini yaptırdı. Uçuş sahası Avrupa'nın en büyük havalimanı olan Amsterdam Havalimanı büyüklüğündeydi. Bu alan günümüzde uluslararası İstanbul Atatürk Havalimanı olarak kullanılmaktadır. Uçakları kullanacak Türk pilotların yetişmesi için bir havacılık okulu kurmak gerekiyordu. Pistin bulunduğu arazide gökokulu kuruldu. Okul 1943 yılına kadar 290 pilot yetiştirdi. Yeşilköy'deki gökokulundan önce Divriği'de bir gök ortaokulu açtı. Sivas'ın hiçbir ilçesinde ortaokul yokken açılmış bu okulda öğrencilerin tüm masrafları karşılanıyor, öğrenciler havacılığa özenmeleri için İstanbul'a getirtilip uçuş dersleri veriliyordu. Beşiktaş'taki uçak fabrikasında üretilecek uçak ve planörlerin planını Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan çizdi. İlk uçak siparişini 1938 yılında Türk Hava Kurumu verdi. Nuri Demirağ, havacılık alanında çalışmalarına 1939'da Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirerek devam etti. 1941'de ise tamamen Türk yapımı ilk uçak İstanbul'dan Divriği'ye uçtu. Nuri Demirağ'ın oğlu ve Gökokulu'nun ilk mezunlarından olan Galip Demirağ bu uçuşta pilottu. Türk Hava Kurumu'nun siparişi olan ve son olarak İstanbul'dan Eskişehir'e uçan uçakların teslimi için Eskişehir'de bir kez daha test uçuşu yapılması talep edilmiştir. Selahattin Reşit Alan 1938'de Nu-D-36 uçağı ile iniş yaparken çevredeki hayvanlar havaalanına girmesin diye piste açılan hendeği görmez ve hendeğe düşer. Reşit Alan bu kazada vefat eder. Aslında bu kazayla ilgili birçok söylenti olsa da yazılan çoğu kaynakta anlattığım şekildedir. Bu kazadan sonra Türk Hava Kurumu alınan siparişleri iptal eder. Nuri Demirağ mahkemeye verdiği Türk Hava Kurumu'yla yıllar süren bir mahkeme sürecine girer. Mahkeme Türk Hava Kurumu'nun lehine sonuçlanır. Ayrıca uçakların yurt dışına satılmaması için bir de kanun çıkartılır. Bu yüzden sipariş alamayan fabrika 1950'li yıllarda kapanır. Beşiktaş'ta üretilen uçakların uçuş deneme testleri ve gökokulu için yapılan pistler, hangarlar ve üzerlerindeki bütün yapılı binalar o yıllarda dünyanın en büyük havalimanı Amsterdam Havalimanı büyüklüğündeki bütün kurulu tesisler istimlak edilir. Tekrardan hatırlatmak isterim ki bu havalimanı günümüzdeki Atatürk Havalimanı'dır. İspanya, İran ve Irak'tan alınan siparişler engellendi. Elde kalan uçaklar hurdacıya satıldı. Nuri Demirağ'ın davayı kaybettikten sonra hükümet üyeleri ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye mektuplar yazarak yanlışın düzeltilmesi için yaptığı girişimlerde başarısız oldu. Ve maalesef ki fabrika tekrardan açılamamıştır. Ve bunun sonucunda Türkiye yavaş yavaş gerilemeye mahkum bırakılmıştır. Sonuçta ufak detaylar zaman içerisinde büyük farklar yaratır.